İlçemizin en önemli projeleri arasında olan ve ilçenin çevresini değiştiren Arasta projesi dualarla açıldı. Seçime bir ay kala düzenlenen açılış ile dualarla kurdelesi kesildi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İştek, söz verdik, tamamladık ve hizmete sunduk dedi. Korkuteli'nin en önemli projelerinden olan Arasta projesinin birinci etabı tamamlandı. Belediye Başkanı 1 Mart'ta gerçekleşecek seçim yasağı öncesinde protokolün de katılımıyla kurdelesini kesti. Antalya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Hilmi Durgun, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Nurullah Osmanlı, Arasta İnşaatı'nın müteahhiti Rıdvan Güzel, belediye başkan adayları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, "Biz bugün burada açılıştaki amacımız 1 Mart'ta seçim yasağı başlıyor. Bürokratın seçim yasağından dolayı açılışlara gelemeyecekleri için açılışı gerçekleştirdik. Sadece 10-15 günlük ufak işler kaldı. Bu zaman içinde her şey tamamlanacak. 5 yıl önce seçim zaferinde şehitler anıtında bir söz vermiştik. 1 Nisan'dan itibaren Korkuteli'nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oldu mu olmadı. 5 yıl içinde çok hizmetler yaptık. Arasta bitti, güzellikleri görüyoruz. Ben başka şeyler de görüyorum. Bu Arasta'nın duvarlarında ihanet görüyorum. Hançer görüyorum meydanında. Kripto hareketlerin görüyorum. Baronlar görüyorum. Benim karşıma çıkıp benim memleketin 5 yılını, bu memleketin son 3 yılını, çoluğumu, çocuğumu, doğmamış kızımı, karımı, Facebook'larda müptezellerin arkasına saklanan siyasileri görüyorum bunun arkasında. Ben buradaki Arasta'nın içerisinde kepçe kamyon görüyorum. Anlayan anlıyor. Yüzüme gülüp de hançerleri görüyorum. Ama hiçbir zaman unutmayın. Ülkücünün ağzından çıkmışsa yerine getirir. Artık davul da bende, tokmak da bende. Artık o davul ve tokmakla açılış yapacağız. Ben Korkuteli'nin delisiyim. Bu milletin ve asaletin delisiyim. Benden sonra gelsin akıllılar yönetsin dedi.